Sevgili öğrenciler merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ikinci üniteye geçiyoruz. İlk konumuz hücre. Sizler için harika bir çalışma hazırladım. Pratik notlarımız var, örnek soru çözümlerimiz olacak. Tek derste bu konunun işini bitireceğiz. Başlamadan önce videoyu durdurup kanalımıza abone olursanız harika olur diyorum ve hemen derse geçiyorum. Arkadaşlar şekilde gördüğünüz duvar nasıl ki tuğlaların bir araya gelmesiyle oluştuysa canlılar da hücre adını verdiğimiz yapıların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. O zaman hücreyi tanımlayalım. Bakın canlıları oluşturan ve canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine ne diyoruz? Tabii ki hücre diyoruz. Unutmuyorsunuz bütün canlılar hücrelerden oluşur. Bazıları çok sayıda hücreden, bazıları ise tek sayıda yani bir tane hücreden oluşmuştur. Mesela insanlar, hayvanlar, bitkiler çok hücreli canlılardır. Bunlarda çok sayıda hücre bulunuyor. Fakat bakteri, amip, öglena ya da paramesyum gibi canlılar ise arkadaşlar tek hücreli canlılardır. Bunlar sadece bir tane hücreden oluşmuştur. Peki hücrede ne oluyor? Aklımıza gelebilecek bütün yaşamsal faaliyetler hücrenin içerisinde gerçekleşiyor. Mesela büyüme, mesela onarım, boşaltım, sindirim, solunum ya da üreme bunların hepsi hücrede gerçekleşiyor. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Peki hücreyi doğrudan gözümüzde görebilir miyiz? Hocam benim gözlerim çok iyi görüyor. Acaba dikkatli bir şekilde baksam elimdeki hücreleri görebilir miyim? Hayır, göremezsin. Çünkü hücre çok küçüktür. İncelenmesi için arkadaşlar mikroskop adını verdiğimiz bir araç kullanıyoruz. Bunun sayesinde hücreyi inceleyebiliyoruz. Doğrudan gözle görülebilecek büyüklükte de değildir. Unutmuyorsunuz hücre çok çok küçük bir yapıdır. Evet, artık hücrenin temel kısımlarına geçebiliriz. Değerli öğrenciler, hücrenin bilmeniz gereken 3 tane temel kısmı var. Nedir bunlar? 1. Hücre zarı. 2. Stoplazma. 3. Çekirdek. Bunlar çok önemli. Şimdi hepsini tek tek ele alacağız. Ama öncesinde bir benzetme yapmak istiyorum. Bir yumurta düşünün. Bunun kabuğunu dikkatli bir şekilde soyduğunuzda hemen altında ince bir zar görürsünüz. İşte bunu arkadaşlar hücre zarı gibi düşünebilirsiniz. Hücre zarı da hücreyi çevreleyen ince bir zardır. Bu zarın altında ne var? Yumurtanın içini dolduran yumurta akı var, değil mi? Yine hücrede buna benzeyen bir sıvı bulunuyor. Hücre zarının hemen iç kısmını dolduran bu sıvıya da ne diyoruz arkadaşlar? Sitoplazma diyoruz. Şöyle hemen bunu da yazmak istiyorum. Yani sitoplazmayı yumurta akı gibi düşünebilirsiniz. Tam merkezde yer alan şu sarı kısmını da çekirdek gibi değerlendirebilirsiniz. İşte bu kısmı da ne olarak adlandıracağız hücrede? çekirdek olarak adlandıracağız. Şimdi hepsine bu mantıkla arkadaşlar bakabilirsiniz. Çok daha rahat bir şekilde kavrayacaksınız. Hemen birincisiyle başlayalım. Önce hücre zarı diyelim. Unutmuyorsunuz. Hücre zarı esnek ve saydam yapılı bir zardır. En dışta bulunur arkadaşlar. Hücreyi çepeçevre sarar. Bakın hücre zarı canlıdır. Ayrıca seçici geçirgendir. Hocam bu ne anlama geliyor? Yani hangi maddenin girip hangisinin giremeyeceğine hücre zarı karar veriyor. Gel arkadaşım diyor sen geçebilirsin veya diğerine diyor ki hop dur sen hücreye giremezsin. Kontrolü kim sağlıyor? Hücre zarı sağlıyor. Çünkü kendisi canlı bu özelliğini kullanarak arkadaşlar maddeleri seçebiliyor. Kafasına göre herkes hücreye giremiyor. Hücre zarı hücreye şekil veriyor ve sitoplazmanın dağılmasını önlüyor. Çünkü hücre zarı olmasa ne olur? Sitoplazma dağılır, değil mi? Akar. Yani hücre zarı hücreye şekil veriyor, sitoplazmanın dağılmasını engelliyor. Bu kadar basit. İkincisi çekirdek. Çekirdeği gördüğünüzde aklınıza şu gelsin. Hücrenin beyni. Yani çekirdek eşittir patron diyebilirsiniz. Hücrenin yönetim ve denetim merkezi. Neresiymiş? Çekirdekmiş büyüme, onarım, üreme gibi birçok yaşamsal faaliyeti kim kontrol ediyor? Yine çekirdek kontrol ediyor. Ayrıca şunu da ekleyelim. Kalıtsal özellikleri belirleyen yapılar da yine çekirdekte bulunuyor. Hocam kalıtsal özellik ne demek? Mesela göz rengimiz kalıtsal özelliktir. Ya da kan grubu, saç şekli, saç rengi bunların hepsi arkadaşlar kalıtsal özelliklerimizdir. Bunları belirleyen bazı özel yapılar vardır. Bunlar da neredeymiş? Yine çekirdekteymiş. Birazdan bunları da kapsamlı şekilde konuşacağız. Evet son temel kısım stoplazma. Stoplazmayı görünce aklımıza hemen yumurta akı gelecekti hücre zarıyla çekirin arasını dolduran renksiz yumurta akı kıvamında yarı akışkan bu sıvıya ne diyoruz? Stoplazma diyoruz. Arkadaşlar stoplazmanın büyük kısmı sudan oluşuyor. Bakın hücre zarı en dışta merkezde çekirdek bulunuyor. Bunun arasını dolduran yarı akışkan sıvı da stoplazma olarak adlandırılıyor. Yine organeller gençler bu kısımda yer alıyor. Yani mitokondri, ribozom veya aklınıza gelecek diğer organeller stoplazmada yer alıyor. Bir tane notumuz var. Hemen ardından organellere geçeceğiz. Evet gelsin notumuz. Sevgili gençler karşımızda iki tane hücre var. Birincisi hayvan hücresi, ikincisi bitki hücresi. Mesela birincisini bir çitanın deri hücresi gibi düşünebilirsiniz. Diğeri de yaprak hücresi gibi değerlendirilebilir. Şimdi şunu asla unutmuyorsunuz. Hem hayvan hücrelerinde hem de bitki hücrelerinde hücre zarı kesinlikle bulunuyor. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın en dışta ne olacak? Kesinlikle hücre zarı olacak. Hem hayvanlarda hem de bitkilerde tekrarlıyorum hücre zarı bulunur. Aklımızdan çıkarmayalım. Bitkilerde hücre zarının dışında ekstradan bir tabaka daha vardır. İşte bu yapıya ne diyeceğiz? Hücre duvarı diyeceğiz. Diğer tabirle hücre çeperi diyebilirsiniz. Şöyle bir daha okuyalım. Aklınızda iyice kalmasını istiyorum. Bitkilerde hücre zarının dışında hücre duvarı yani hücre çeperi adı verilen ekstradan bir yapı daha bulunur. Acaba bu yapının özellikleri nasıldır? Ne demiştik? Hücre zarı canlıydı. Fakat hücre duvarı cansızdır gençler. Ne yapıyor bu? Hücreye dayanıklılık sağlıyor. Çünkü oldukça sağlam Hücre zarı canlı olduğu için seçici geçirgendi. Fakat unutmuyorsunuz hücre duvarı seçici geçirgen değildir. Yani hangi maddenin gireceğine hangisinin girmeyeceğine karar veremez. Maddeler hücre duvarından elini kolunu sallaya sallaya geçebilirler. Kontrolü kim yapıyor? Hücre zarı yapıyor. O zaman toparlayalım. Hem hayvanlarda hem de bitkilerde hücre zarı kesinlikle bulunuyor. Bitkilerde ekstradan en dışta hücre duvarı bulunuyor. Bu canlı değil, dayanıklılık sağlıyor, seçici geçirgen değil. Aynı zamanda mantarlarda ve bakterilerde arkadaşlar yine hücre duvarına rastlıyoruz. Bunu da eklemiş olalım. Evet artık organellere geçebiliriz. Gelsin yeni sayfa. Birinci organelimizin adı mitokondri. Bu kısımda ne yapacağız? Organellerle bazı kavramları kodlayacağız. Çok daha seri bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Gençler mitokondri ile enerji kelimesini kodlamanızı istiyorum. Burası hücrenin enerji üretim merkezi. Unutmayın bütün canlılar enerjiye ihtiyaç duyar. İşte arkadaşlar bu organelde besinler oksijenle parçalanıyor ve gereken enerji üretiliyor. Bu enerji de yaşamsal faaliyetlerde kullanılmış oluyor. O zaman diyorum ki mitokondri eşittir enerji üretim merkeziymiş. Hem hayvanlarda hem de bitkilerde mitokondri organeli bulunuyor çünkü bütün canlılar enerjiye ihtiyaç duyuyor. İkincisi ribozom. Ribozom ile protein kelimesini ne yapıyoruz? Hemen kodluyoruz. Ribozomu gördüğümüzde aklımıza protein sentezinin gerçekleştiği organel gelecek. Protein çok önemli. Büyüme, onarım birçok faaliyet arkadaşlar protein sayesinde gerçekleşiyor. Bunlar olmazsa yaşam devam edemiyor. O zaman diyeceğim ki demek ki ribozoma da bütün canlılar muhtaç. Hepsinde ribozom olmak zorunda. Hemen tikimizi atalım. Hem hayvanlarda hem de bitkilerde ribozom organeli bulunuyor. Ne yapıyormuş bu? Protein sentezinin gerçekleştiği kısım oluyormuş. Kaptık değil mi? Geldik üçüncüsüne. Sırada koful var. Koful eşittir depo diyebiliriz. Bakın fazla su, besin ve atıklar nerede depolanıyor? Kofullarda depolanıyor. Mesela atık maddeler var. Burada depolanmış oluyor. Fazla besin var depolanıyor. Fazla su var depolanıyor. Gerekli değilse arkadaşlar hücreden dışarıya atılmış oluyor. Burası önemli. Koful hayvanlarda küçük ama çok sayıda. Bitkilerde büyük ama az sayıda bulunuyor. Yani hayvanlarda şöyle düşünün gençler. Küçük küçük ve çok sayıda koful bulunurken bitkilerde daha büyük ama az sayıda koful bulunmuş oluyor. Bu ayrımı da lütfen yapalım. Evet hemen tikimizi atalım. Hem hayvanlarda hem de bitkilerde bu organel bulunuyor. Problem yok değil mi? Dördüncüsü Golgi aygıtı. Belki de hatırlanması en kolay organel. Golgi salgı. Bakın gördüğünüz gibi kelime oldukça benzer. Golgi aygıtını gördüğünüzde aklınıza salgı maddelerinin üretilmesi ve paketlenmesi gelsin. Salgı gelsin. Ne gibi? Ter gibi veya bal özü gibi, süt gibi, tükürük gibi. Bunların arkadaşlar üretilmesi, paketlenmesi bu kısımda yapılmış oluyor. O zaman diyorum ki hem hayvanlarda hem de bitkilerde Golgi aygıtı bulunur. Diğer ismi Golgi cisimciğidir. Bu da yine aklınızda bulunsun. Bu kısımda problem yok diye düşünüyorum. Hemen ikinci kısma geçiyorum. Yine 4 tane organelden bahsedeceğiz. Evet, geldik söylenmesi en zor organele. Endoplazmik retikulum. Bakın upuzun bir adı var değil mi? Bunu uzun tren raylarına benzetebilirsiniz. Yollara benzetebilirsiniz. Bunun amacı maddenin transfer edilmesi, maddenin taşınması, madde iletimini kim sağlıyor? Endoplazmik retikulum sağlıyor arkadaşlar çekirdekle hücre zarı arasında böyle uzanan yollar gibi düşünebilirsiniz. Hem hayvanlarda bulunuyor hem de bitkilerde bulunuyor. Evet bakın buraya kadar organeller her ikisi için ortaktı. Son 3 organelde dikkatli olmanızda fayda var. Birincisi kloroplast. Şöyle baktığınızda yeşil renkle temsil ettiğimizi görüyorsunuz. Neden? Çünkü burada klorofil adı verilen özel maddeler var. Bunlar bitkilere yeşil rengini veren maddelerdir. Bunu da unutmayalım. Gençler, şimdi insanları ve hayvanları düşünün. Biz dışarıdan hazır olarak beslenebiliyoruz, değil mi? Hayvanlar da aynı şekilde ya bir canlıyı avlıyorlar ya da işte otla besleniyorlar. Hazır besleniyoruz. Fakat bitkilerin böyle bir özelliği söz konusu değil. Yani kendine lahmacun söyleyemez veya bitki gidip arkadaşlar bir ceylanı avlayamaz. İşte burada bitkinin besine ihtiyacı var. Bitkinin kendi besinini üretmesine ne diyoruz arkadaşlar? Fotosentez diyoruz. Bitkiler fotosentez sayesinde besin üretiyorlar ve beraberinde oksijen gazı oluşuyor. Bunu da doğaya salmış oluyorlar. İşte fotosentez olayı nerede gerçekleşiyor? Kloroplastta gerçekleşiyor. Tekrarlıyorum. Fotosentez sayesinde besin ve oksijen üretiliyor. İşte bu olayların hepsi kloroplastta gerçekleşiyor. O zaman bitkilerde var mı? Tabii ki var. Hayvanlarda var mı? Hayır. Hayvanlarda bu organel bulunmuyor. Çünkü bulunsaydı hayvanlarda yine kendi besinlerini üretebilirlerdi. Umarım ayrımı iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Evet diğeri lizozom. Dikkat ettiyseniz şöyle okunuşu çok keskin değil mi? Kesip parçalıyor. Lizozom. Arkadaşlar lizozom ne yapıyor? Hücre içi sindirimi sağlıyor. Yani kesip biçiyor, büyük maddeleri parçalıyor, daha küçük maddelere dönüştürüyor. Diyelim ki bir hücre yaşlandı ya da organel görevini yapmıyor. Bunun yok edilmesini kim sağlıyor? Lizozom sağlıyor. Önemli bir organel diyebiliriz. Peki nerede bulunuyor? Hayvanlarda bulunuyor. Bitkilerde bulunmuyor arkadaşlar. Fakat dikkat, ilkel yapılı bitkiler var. İlkel bitkiler diyelim. Bunlar da arkadaşlar lizozom bulunuyor. Bunu da eklemiş olalım. Evet son organel sentrozom. Sentrozom karşınıza sentriol olarak da çıkabilir. Unutmayın iki tane sentriol eşittir. Bir tane sentrozom diyebiliriz. Yani fark etmez. Bu ne yapıyor? Hücre bölünmesinde rol oynuyor. Unutmayalım hayvan hücrelerinde sentrozom bulunuyor. Bitkilerde yok gençler. Kimde var? İlkel yapılı bitkilerde sentrozom bulunur diyebiliriz. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi toparlayalım. Bakın bir önceki sayfa artı endoplazmik retikulum. Herkeste de var, değil mi arkadaşlar? Fakat kloroplast sadece bitkilerde bulunuyor. Aman dikkat. Aynı şekilde lizozom ve sentrozom da sadece hayvanlarda var. Ekstradan ilkel yapılı bitkilerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Son üçlüyü unutmazsanız soru kaçırmazsınız. Geçiyorum diğer sayfaya. Bu sayfada kalıtımla alakalı yapılardan bahsedeceğiz. Burası da yine çok çok önemli, çok çok değerli. Arkamıza yaslanalım, dikkatimizi toplayalım. 4 tane arkadaşlar konuşacağımız yapı var. Birincisi kromozom. Kalıtsal özellikler kromozomlar sayesinde taşınıyor. Kalıtsal özellik neydi? Mesela göz rengimiz demiştik. Kan grubumuz veya saçımızın şekli. Bu özelliklerimizin hepsi kromozomlar sayesinde taşınmış oluyor. Unutmayalım, kromozomların yarısı anneden, diğer yarısı babadan gelir. Mesela insanlarda arkadaşlar sağlıklı bireylerde 46 tane kromozom bulunuyor. Şöyle düşünebilirsiniz, bu 46 kromozomun 23 tanesi annemizden geldi, 23 tanesi babamızdan gelmiş oldu. Yani her ikisine ait kalıtsal özellikler bu şekilde bize aktarılmış oluyor. Şunu da ekleyelim. Aynı türün sağlıklı bireylerinde aynı sayıda kromozom bulunuyor. Yani tüm sağlıklı insanların kromozom sayısı 46 veya tüm güvercinlerde kromozom sayısı 16. İşte erel otunda kromozom sayısı mesela 500. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, bu X'e benzeyen yapı kromozom. Peki DNA ne? Arkadaşlar DNA ise kromozomun aslında kendisini oluşturan yapı. DNA özel proteinlerle birleşiyor ve kromozomu oluşturmuş oluyor. Ne zaman? Hücre bölünmesinin öncesinde. Bunu mitozda konuşacağız. Şu an ayrıntısına girmeye gerek yok. O zaman şunu diyelim. DNA artı protein eşittir kromozom. Kaptık mı? Kaptık. DNA arkadaşlar hücrenin yönetici molekülü oluyor. Ne demiştik? Aslında çekirdek yönetim merkezi, değil mi? DNA burada bulunduğu için aslında çekirdek yönetim merkezi. Yani her işi yapan şey aslında DNA. Ne yapıyor? Hücreyi yönetiyor. Bütün yaşamsal faaliyetleri DNA ya kontrol etmiş oluyor. Peki nasıl bir şekle benziyor? Bakın sağ tarafta DNA'yı görüyorsunuz. Arkadaşlar iki tane zincirden oluşuyor ve sarmal yapılı. İşte buna da ne diyeceğiz? DNA diyeceğiz. DNA tekrarlıyorum hücrenin yönetici molekülüdür. Bütün yaşamsal faaliyetleri DNA kontrol eder ve kromozomun yapısında yine DNA oluşturmuş olur. Yani bize ait bütün genetik bilgiler DNA'da şifrelenmiş durumdadır. Evet sırada gen var. Gen dediğimiz şey aslında DNA üzerindeki özel bölümler, özel parçalar. Bakın şu yapının tamamı DNA ise bunun üzerindeki özelleşmiş bölümler ise arkadaşlar gen olarak adlandırılıyor. Unutmayalım her kalıtsal özelliği belirleyen özel bir gen var. Mesela saç şekli için bir gen, göz rengi için bir gen. Bunlar arkadaşlar genler sayesinde ortaya çıkıyor. Yine aktarılmasında genler rol oynamış oluyor. En küçük yapı ise nükleotit olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar nükleotit DNA'nın yapı taşıdır. Bakın burada bu şekilde gördüğünüz karşılıklı olarak bağlanmış ve alt alta bağlanmış küçük yapılar var. Bunlara da ne diyormuşuz? Nükleotit diyormuşuz. Şöyle yazalım. Nükleotit. Nükleotitler DNA'nın yapı taşı oluyor. Karşılıklı ve alt alta bağlanarak DNA'yı oluşturuyorlar sorularda size bunları büyükten küçüğe doğru sıralayın diyebilirler veya karmaşıktan basite doğru sıralayın diyebilirler. Bunu da bir kodlamayla hemen arkadaşlar hatırlayabilirsiniz. Nedir kodlama? Kedi geni yani en büyüğü hangisi olacak? Kromozom olacak ardından DNA gelecek ardından gen gelecek en küçük yapı ise nükleotit olacak. Bakın kedi geni şeklinde kodlamayı yaparsanız soru kaçırmazsınız kedi geni. Yani tekrarlayalım en büyük kromozom ardından DNA geliyor. Gen DNA'dan daha küçük. Nükleotit ise bu sıralamada en sonda yer alıyor. Yani en küçük yapı hangisi oluyor? Nükleotit oluyor. Bu kadar basit. Evet bu kısmı da hallettik. Süpersiniz. Geçiyoruz yeni sayfamıza. Burada geçmişten günümüze hücreden bahsedeceğiz. Gençler bildiğiniz gibi hücre doğrudan gözle göremeyeceğimiz kadar küçük bir yapı. Hücrenin hikayesi aslında mikroskobun icadıyla başlıyor. 1500'lü yılların sonuna doğru Zacharias Janssen isimli bir bilim insanı var. Bunu Zekeriya gibi düşünebilirsiniz. Ne yapıyor? Teleskoptan yola çıkarak mikroskobu icat ediyor. Ulan diyor hep yukarı bakacağız? Biraz da yere doğru bakalım. Teleskobun formatını değiştiriyor ve çok sayıda arkadaşlar mikroskop üretiyor. Fakat olay aslında Robert Hooke'da kopuyor. Robert Hooke kendi ürettiği mikroskopla arkadaşlar şişe mantarını inceliyor ve boş odacıklar görüyor. İşte bunlara hücre adını veriyor. Dolayısıyla hücreyi kim keşfetmiş oluyor? Robert Hooke. Kesin sorulur unutmuyorsunuz Robert Hooke hücreyi keşfeden bilim insanıdır. Fakat Anthony van Leeuwenhoek arkadaşlar bakın bu da çok önemli. İlk olarak canlı hücreleri gözlemleyen bilim insanı oluyor. Bu ikisini karıştırmayın. Robert Hook aslında cansız hücreleri gözlemledi. Yani şişe mantarı cansızdı. Fakat Lowenhook ne yapıyor? Durgun sudan numune alıyor. Buradaki tek hücreli canlıları gözlemlemeyi başarıyor. Yani canlı hücreleri sorarlarsa Lowenhook diyeceksin. Hücreyi kim keşfetti? Robert Hook. Lütfen ikisini karıştırmayın. Buradan soru kaçırmayın. Geldik Robert Brown'a. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hücrenin 3 tane temel kısmı vardı. Neydi bunlar? hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek. İşte çekirdeği keşfeden arkadaş Robert Brown. Bunu da aklımızda tutarsak harika olur. Diğer sayfayla devam ediyorum. Yine bilmemiz gereken burada bazı bilim insanları var. Matthias Schleiden bitkiler üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda bitkilerin hücrelerden oluştuğunu keşfediyor. Yine aynı mantıkla Theodor Schwann'da arkadaşlar hayvanların hücrelerden oluştuğunu keşfetmiş oluyor. Bu ikisi benzer zaten. Evet geldik Rudolf Virchow'a. Bakın bu da çok çok önemli bir çalışmayı imza atıyor. Diyor ki tüm hücreler önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşmuştur. Yani yoktan oluşmamıştır diyor. Bunu mitozda konuşacağız. Bir tane hücre düşünün arkadaşlar, bölündü, iki tane hücre oldu. Aynı şekilde bunlar da bölünüyor. Bu şekilde hücre sayısı artıyor, canlı oluşmuş oluyor. Tekrarlıyorum, dediği şey şu tüm hücreler önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşmuştur diyor. Önemli bir çalışmadır. Ve son olarak da Ernst Abbe ile Carl Zeiss var. Bunlar da arkadaşlar ilk modern mikroskobu icat ediyorlar. Günümüzde artık çok gelişmiş elektron mikroskopları da mevcut. Bunu da eklemiş olalım. Ve son başlığımıza geçiyoruz. Hücreden organizma diyeceğiz. Ardından soru çözümüyle devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar şu mantığı iyi bir şekilde öğrenmenizde fayda var. Arkanızı yaslanın, dikkatinizi toplayın. Bakın şimdi. Hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturuyor. Dokuların bir araya gelmesiyle organlar, organların bir araya gelmesiyle sistemler oluşuyor. Sistemler bir araya gelerek organizmayı yani canlıyı meydana getiriyor. Bir örnek üzerinde konuşalım. Diyelim ki elimizde epitel hücre olsun. Epitel hücre. Ağzımızın içinden aldığımız hücre örneği arkadaşlar. Nedir? Epitel hücredir. Bunlar bir araya gelerek epitel dokuyu oluşturur. Epitel doku. Bakın ne oldu? Hücrelerin bir araya gelmesiyle doku oluştu. Epitel doku, bağ doku, yağ doku bir araya gelerek bir organ oluşturur. Mesela mideyi buna örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Hücreler ne yaptı? Dokular oluşturdu. Dokular bir araya gelerek organ oluşturdu. Yani mideyi. Hepiniz biliyorsunuz. Mide hangi sistemde bulunuyor? Tabii ki sindirim sisteminde bulunuyor. Gördüğünüz gibi bazı organlar bir araya gelerek arkadaşlar sistemi oluşturuyor. İnce bağırsak, kalın bağırsak, mide, yemek borusu bunlar bir araya gelmiş bir sistem oluşmuş. Sistemlerin bir araya gelmesiyle de Organizma yani canlı arkadaşlar oluşmuş olacak bunu da insan gibi değerlendirmiş olacağız. O zaman toparlayalım hücreler bir araya geldi dokular oluştu dokuların bir araya gelmesiyle organlar organların bir araya gelmesiyle sistemler oluşuyor onların bir araya gelmesiyle de organizma meydana geliyor bu da bu kadar basit. Evet konumuz bitmiştir sizler için iki tane harika soru hazırladım bunları da çözelim işimiz tam olarak bitmiş olsun. Evet birincisine baktık. P ve R canlılarından alınan hücreler mikroskopta incelenmiş, elde edilen veriler tabloya aktarılmış. Tamamdır, buna göre hangi yorum kesinlikle yanlıştır diye bize sorulmuş. Hemen tabloya bakalım. P canlısından alınan hücrenin arkadaşlar şekli köşeliymiş. Ha diyeceksin. Demek ki bunda hücre duvarı olabilir değil mi? Aksi takdirde yuvarlak bir görünüm olurdu. Organellere baktığınızda kloroplast size el sallıyor. Kimde var bu? Bitkilerde. Demek ki bu bitki hücresi gibi düşünülebilir. R canlısından alınan hücreye bakıyorsun. Lizozom var, sentrozom var. Zaten şu an olay bitti. Aynı zamanda şekli yuvarlak. Köşeli değil. Yani hücre duvarı yok. Sentrozomu gördün zaten aklına hayvan hücresi geldi. Bunu da hayvan hücresi gibi değerlendirebilirsiniz. Hemen şimdi ifadelere bakalım. P canlısından alınan hücre yaprak hücresi olabilir. Yaprak hücresi yani bitki hücresi uygun mu? Uygun. Hücre duvarı var, köşeli, kloroplast bulunuyor mu? Tabii ki bulunuyor. O zaman A doğru diyorum. B'ye baktım. R canlısından alınan hücre deri hücresi olabilir. Hayvan hücresi olabilir demiştik. Dolayısıyla deri hücresi uygundur. Yine B de doğru oldu. Biz yanlışı arıyoruz. P canlısından alınan hücrede besin ve oksijen üretilebilir. Hemen besini gördün, oksijeni gördün. Aklına ne geldi? Tabii ki fotosentez geldi. Nerede gerçekleşir? Kloroplast, değil mi arkadaşlar? Organelinde gerçekleşmiş olur. Kimde bulunuyor bu? Bitkilerde bulunuyor ve arkadaşlar dolayısıyla bu da gördüğünüz gibi uygun oluyor. Demek ki cevabımız D olacak. Bakalım D neden yanlış? R canlısından alınan hücrede hücre duvarı bulunur demiş. Hayır hücre duvarı bulunmayacaktır değil mi arkadaşlar? Bakın şekli yuvarlak. Yani bunda sadece hücre zarı var. Bu yüzden cevap D diyorum. Diğer soruya uçuyorum. Evet yine güzel bir soruyla devam ediyoruz. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerinden şekildeki deney malzemelerini büyüklükleriyle orantılı olacak şekilde gen, kromozom ve DNA ile eşleştirmelerini istemiştir. Buna göre Deney tüpünün temsil ettiği yapı ile ilgili hangi ifadeler doğrudur diye sizlere soruyoruz. Önce ne yapacağız? Bunları güzel güzel eşleştireceğiz. Ne lazım bana? Gen lazım, kromozom lazım, DNA lazım. Arkadaşlar kodlama neydi? Kedi geni demiştik. Yani en büyük kromozom. Ardından DNA geliyor. Daha sonra gen geliyor. En küçük ise nükleotit. Burada nükleotit yok o zaman karıştırmaya gerek yok. Demek ki en büyük olan malzeme kromozomu temsil ediyor. Yani şunu olmak zorunda kromozom olmak zorunda. Kaptınız değil mi? Bir küçüğü DNA olacak. Arada gördüğünüz DNA'yı temsil ediyor. En küçüğü ise arkadaşlar geni temsil etmiş oluyor. Deney tüpünün temsil ettiği yapı o zaman nedir? Tabii ki DNA'dır. Yani soru aslında bana şunu soruyor. DNA ile ilgili hangi ifadeler doğrudur diyor. Birincisine bakalım. Proteinlerle birleşerek kromozomun yapısını oluşturur. Doğru mu? Tabii ki doğru. Biri alacağız. DNA özel proteinlerle birleşiyordu, kromozom arkadaşlar oluşturuyordu. Aslında kromozom diye bir yapı yok demiştik. Hücre bölünmesi öncesinde DNA tarafından oluşturuluyor. Lütfen bunu da aklımızda tutalım. Evet, geldim ikinci ifade. Gen olarak adlandırılır demiş uçtu. Çünkü gen deney tüpü değil, bir küçüğü değil mi? İki uçurdunuz. DNA'nın yapı taşıdır diyor. Bu tanımı hatırlıyorsunuz. Kim bu? Bakın bu nükleotittir gençler. Fakat burada deney tüpünün temsil ettiği yapı DNA nükleotit değil. O zaman 3'te gitti. Cevap ne oldu? Yalnız bir yani A seçeneği oldu. Sevgili öğrenciler bugün sizlerle beraber hücre konusunu harika bir şekilde işledik. Örnek soru çözümleriyle konuyu kavramanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.